Sevgili dostlar, FX3 ile ZV-1 yasak bir aşk yaşamışlar ve neticede bu kamera çıkmış. Ben Erdin Çomaş, Fotoğraf çekmek Kolayı'na hoş geldiniz. Bugün size çok ilginç bir kameradan söz edeceğim, ZV-E1. Şimdi ZV-E1 niye çok garip bir kamera? Çünkü aslında e, ana genetiğini fx 3ten almış. Görsel genetiğini de ZV serisinden almış. Ana genetiğini fx 3ten aldı derken her şeyini almamış eksikleri var. Ama olanları söyleyeyim. Bir kere aynı 12 megapiksellik e, sensör. Aynı çift temel baz ISO 640 ile 12800 dolayısıyla bir düşük ışık canavarı. Aynı rolling shutter performansı son güncelleme ile beraber 4K 60 fps ve 4K 120 fps'ye kadar çekim yapabiliyor. Ve bunların hepsini bütün özelliklerle beraber buna all intra'da dahil olmak üzere yapıyor. Hatta 400 megabit saniye veriyle yapabiliyor. Bu çok garip bir kamera, çünkü aynı zamanda S-Log3 çekiyor. s çekiyor. Ve aynı FX3'teki gibi 14 artı, yani 15'e yakın bir dinamik aralığına sahip. Dolayısıyla renk düzeltmelerinde, depozlama düzeltmelerinde inanılmaz bir esneklik sağlıyor. Tabi bu kamerayı kullanmanın avantajları ve dezavantajları var. Dezavantajlardan bir tanesi tek kart slotuna sahip olması. Ha, bu ama UHD 2 tabii ki. Ve sakın benim ilk anada yani ilk aşamada yaptığım hatayı yapmayın. V60 ile başlamayın. Çünkü V60 alırsanız ve V90 almaz iseniz All Intra 4K çekemiyorsunuz. Dolayısıyla V90'dan başka bir kart almayın bunu alırken. Başka ne gibi dezavantajları var? Efendim e, gövdesi küçükmüş ve ısınıyormuş. Tabii buna benzer çok şikayetler aldım ama ben yaptığım testlerde eğer eğer ki 4K 24 FPS size yetiyorsa batarya bitene kadar çektim. En ufak bir ısınma sorunu yaşamadan ki bu 2 saat 35 dakikalık bir çekim oldu. Ha, 4K 60 FPS'de gerek normalde gerek all intrada yarım saatinin biraz altına kalıyor. Yani 27-28 dakikalık çekime e, sebiyet veriyor. E, ama onun da çözümü var illa bu kamerayı kullanacaksanız. Şu gördüğünüz Tilta Cage, bu Tilta Cage aynı zamanda ilave buraya bir tane fan da veriyor size. Dolayısıyla onu o şekilde de kullanabilirsiniz. Tek kart slotu çok mu rahatsız edici? Yani aslında tabii çok profesyonel işler yapıyorsanız belki de çift kart slotunu tercih edersiniz ama ben bugüne kadar biliyorsunuz çok tek kart slotlu e, kamera kullandım ve bugüne kadar şanslı mıydım, neydim ya da doğru kartlarımı aldım, kartı, para yatırdım, tehlikeye girmemek için en kalitelisini aldım, ondan mı sorun yaşamadım. Bilmiyorum ama sorun yaşamadım yani. Dolayısıyla epeydir elimde, bir buçuk iki aydır da ben bu kamerayı aldım, kullanıyorum. E, Birçok bir çekim de yaptım zaten, e, sayfamda görürsünüz. Son derece de memnunum. Ha, ben zaten kafa çekimlerini zaten 2 saat, 3 saat çeken bir adam değilim. Dolayısıyla daha böyle kısa klipleri topladığım için benim zaten bundan fazlasına ihtiyacım yok. FX3'e hakikaten ihtiyacım yok. Üstüne üstlük FX3'ün e, neredeyse yarı fiyatına FX3'ün yapabildiği aşağı yukarı her şeyi yapıyorum bu kamerayla. Dolayısıyla bu kamera ilginç. Bu kameranın e, kullanım zorluklarından bir tanesi daha doğrusu bütün Sony'lerde e, pozlamayı ayarlamak. O birçok insana çok karışık geliyor. da ben çok basit bir yolunu buldum. Sevgili dostlar eğer ki e, kafa yani yüz çekiyorsanız pozlamanızı mümkün mertebe artı ikiye yaklaştırın. Eğer pozmetreden poz bakıyorsanız olaya. En kısa yolunu anlatıyorum size. Dış çekim, dış mekan çekimindeyseniz de 1, artı 1,3 ile 1,7 arasına kalmaya çalışın. Yoksa çok daha karışık sistemi var. İşte onu açın, şunu edin, bilmem ne yapın falan filan diye ama hiç gerek yok. Onları ben size daha sonra bir ara çok daha detaylı bir teknik incelemede bunların hepsini anlatacağım. Bu kamerayla ilgili başka e, olumsuz bir şey söyleyebilir miyim? Ha evet. Şimdi gör, gördüğünüz gibi üzerinde bir monitör var. Ne yazık ki bu kamerayla ilgili en büyük negatif LCD ekranı. LCD ekranı hem son derece küçük, hem çözünürlüğü yeterli değil. Ee, hem de nit'i yeterli değil, yani parlaklığı yeterli değil. Böyle güneşli havalarda, hele benim gibi gözü, gözünüz de bozuksa e, bu ekranı hiç kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla da böyle bir monitöre mutlak surette ihtiyacınız olacaktır. E, doğru çekimler yapabilmek için. Ama bu fiyata çok da sağlam bir kamera, suya dayanıklı bir kamera. Çok güzel bir ses sistemi var ve bu ses sistemini de istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz ister önde, öne ayarlıyorsunuz, ister arkaya ayarlıyorsunuz, ister de, isterse de otomatik ayarlıyorsunuz, her taraftan almasını sağlıyorsunuz. Ekranda gördüğü zaman öne yönlendiriyor, ekranda olmadığı zaman arkadan gelen sesi arkaya yönlendiriyor mikrofonu. Ha, bunda ne yok? FX3 ile bağlantılı. E, Cine IY yok ama Cine EI biliyorsunuz sadece 600 yani bazı ISO'ların dışında bütün ISO'ları devre dışı bırakması. Dolayısıyla da bunu siz manuel de yaparsınız sine çekimi. 640 ve 12800 isodan başka iso kullanmazsınız ki ben genelde öyle yaptım. Çok nadirdir benim e, hani e, otomatik isoya bıraktığım ama onda bile, ya onda onu da denedim. Özellikle e, S sinetonda denedim ki S sinetonu son derece başarılı. Öyle hani SLOG3 ile falan eğer çok Derin şeyler çekmeyeceksiniz, dinamik aralıkları çekmeyeceksiniz. sizi yetecektir, artacaktır, keyifli de gelecektir. Valla bu yani inanın bana 100 ile 12.800 ISO arasında çok aşırı profesyonel bir çekim yapmıyorsanız daha sonra da posta zaten o kullanma eğer gözümüze takılıyorsa kullanmayı da düzeltebilme şansına da sahipsiniz biliyorsunuz. Size yetecek, artacaktır. Çok ilginç. Ben bunu bir de tabii P'de de denedim. P'de denedim. P'de de son derece başarılı ama e tabii eğer ki böyle birazcık hareketli çekimler yapıyorsanız oradaki hani blur dediğimiz doğal blur dediğimiz hani 4K 24 fps çekiyorsanız onun karşılığı 48 fps olması lazım ya da işte 50 fps çekiyorsanız enstantaninizi 100'e getirmeniz gerekiyor ya ondan dolayı da doğal bir e, bulanık geçiş yakalıyorsunuz gözün yakaladığı gibi. Ee, onu da biraz sıkıntı yaratır P'deki çekimlerde ama Bir de bunun otomatik modu var Yani acemiyseniz Böyle bir kamerada video çekeceğim hiçbir şey bilmiyorum abi diyorsanız bile inan bana yani intelligent moda getirin çekin O da ZV e, serisinin özelliklerinden bir tanesi Bu kamerada FX3 ya da S37'de Olmayan bir özellik daha var o da çok keyifli bir özellik sevgili dostlar o da O da auto framing Aman yarabbim. yani sanki e, karşınızda bir kameraman var. Daha doğrusu kamerayı bir kameramana verdiniz ve sizi takip ediyor. Tabii çok geniş aralıkta takip edemiyor ancak ekran kadar takip ediyor ama yani buradan buraya geçtiğiniz zaman e, ekran sizi takip ettiği için sizi oraya sıkıştırdığı için çok keyifli bir e, özelliğe sahip oto framing ile beraber. Bu kamerayla ilgili e, benim söyleyebileceğim kötü bir şey yok. Ha var var yani keşke... Full HDMI e, giriş olsaydı ama bunda da ne yazık ki mikro HDMI giriş olduğu için eksilerinden bir tanesi de o sevgili dostlar. Dediğim gibi tek, tek kart slotu eğer sayıyorsanız senin iyi olmaması e, mikro HDMI bağlantısı o kadar. Çünkü pili de normal bildiğiniz o Sony'nin her zamanki o büyük pili ve inanılmaz performanslı. Dediğim gibi yani sabit tuttum. iki buçuk, 2 saat 35 dakika çekim yaptım. 4K 24 FPS'de. Bana mısın demedi. Ancak iki buçuk saat sonra tükendi pil. Ee, tabii ki bu oda sıcaklığında yaptığım bir dinlemeydi. Oda sıcaklığının belki farklı o ortamlarda o pil yani 2 saate düşer ama zannetmiyorum ki öyle 1,5 buçuk saatlere düşsün. Eğer sağlam bir pile sahipseniz. Sevgili daha sevgili dostlar bir de çok güzel bir tarafı var Tabi bu normal şeyde e, şu anda bütün Sony kameralarında çok sevdiğim e, fotoğraf modu, e, video kamera modu ve SQ modu, modu switchleri var. SQ moduna geldiğiniz zaman onda da birçok şeyi kamera sizin için yapıyor. Sadece yavaşlatılmış çekim değil, aynı zamanda işte time lapse'inizi yap yapabiliyor, Hiperlapse yapabiliyor. Dolayısıyla çok güzel şeyler yapabiliyorsunuz bu kamerayla ama dediğim gibi bunu daha geniş teknik bir incelemeyle tekrar karşınıza çıkınca bunların bütün detaylarını anlatacağım. Valla e, kimine göre bu çok pahalı bir kamera gibi gözükse de yani 2200 dolar az para değil. Şimdi kabataslak söylüyorum ben. Türkiye'de fiyatlar her an değişti, değişebildiği için. Ama 2200 dolara yani 3800-4000 dolara FX3 mi alırsınız? Eğer ki böyle hani 60 fps illa 4K 60 fps... Ben saatlerce çekeceğim, bana o ihtiyacım var diyorsanız o zaman tabii ki FX3 alacaksınız. Ama eğer onun haricinde öyle çekimler yapmıyorsanız, ne bileyim buna benzer e, bir saatlik, yarım saatlik, 45 dakikalık çekimler yapıyorsanız, kısa kısa klipler çekip sonradan onları birleştiriyorsanız bu kamera size yeter, artar, paranın da hakkını verir sevgili dostlar. Sony ZV-E1. Çok ilginç bir kamera. Valla umarım bu içerik sizlere değer katmıştır ve beğenme butonuna hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu kanalı hep beraber büyütelim. Şimdilik sevgiyle kalın. Huzur içinde kalın. Sağlık içinde kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.